Yeter bıktım, kokteyl kokteyl. Ya ne yapacaktık? Merhaba Fatih Tüvçüler, nasılsınız? Sen de merhaba değil mi? Merhaba. Bircan biraz çekiniyor galiba. Evet, bugün çok güzel bir kokteyl yapacağız. Adı Pornstar Martin. Adını 1999 yılında Bircan'ın ilk flörtüyle almış olan bu kokteylimizi tabii ki de Bircan yapacaktı. O zamanlar çok hızlıyım tabii. Gözlerim içine bakacak delikanlı arıyorum. Kaç yaşındasın o zaman? Piu, nereden baksan 7. İkiye mi ne gidiyorum yani? İkiye giderken ilk flörtünü yaptığında demiş ki ya bu kızla nasıl iletişim kurabilirim? Hemen almış küçük shaker'ını böyle 7 yaş shaker'ını. Tabii tabii, bizim bahçede hep peşin meyveleri falan vardı. Ananaslar, passionlar falan. Pasiflora çiçeğinin meyvesi bu arkadaş. Pasiflora sakinleştiriyor. O çiçeğin. Çiçeğin evet. Etkisi. İçinden çıkan meyve de tutku mu passion. Veriyor? Aynen, tutku meyvesi. Çarkıfelek meyvesi Türkçesi ama passion olarak bakınca İngilizce'de. Evet, şaka bir yana bu bir Pornstar Martini. Evet, Pornstar neredeyse Martini. Klasikleşmiş bir kokteyl. Anlat Bircan. Vanilya aromalı bir vodka kullanılıyor bunda. İçinde taze ananı seziyoruz. Passion püresi var. Normalde bunun servisinde yanında da şampanya servis ediyor bu arada. Öyle mi? Ya biz yapmayacağız ama. Yani, şampanyayı dün gece ben bitirdim ya. Aa, için patlattın. Hep sıkmış, havalara sıkmış şampanyayı içemeden bitirdin. Ben dün çok içtiğim için buz küreğini de getirmeyi unutmuşum. Shaker kullanacağım. Şimdi bardağımızı her zaman önceden yapmayı unuttuğum şeyi. Buzluyoruz. Şu an yaptım evet. Bardağımızı buzluyoruz. Çünkü hatta çok sıcak sadece. Beni de buzlasan keşke. Öncelikle bir dilim ananas kesiyoruz. Meyve dolu bir kokteyl. Evet evet. Çok şey ya zaten. Böyle çiçeksi, meyvemsi, aromalı güzel bir kokteyl yani. Yoğun aromalar var. Çok güzel. İşte 7 yaşındayken neler yapıyordum sen düşün Filuze. Evet, şu an inanamıyorum bunu 7 yaşında bulduğuna. Arkadaşlar bu ortasını ayırıyoruz çünkü o ortası tatsız. Şimdi ananaslarımızı shaker'ımızın içine atıp güzelce eziyoruz. Ananası güzelce ezdikten sonra içine vanilya aromalı vodka'mızı kullanıyoruz. Hey! Oo, sıfır açılmış vodka, bayılırım. 5 siyer vanilyalı vodka. Sonrasında 3 siyer limon suyu kullanıyoruz. Şöyle yapayım. O zaman ben vanilyalı vodkanın bir tadına bakmak istiyorum. Çünkü tabii kokusunu ve tadını merak ediyorum. Çok aromatik. Bakalım ne katacak bu kokteyle normal vodkadan. Farklıları. Çok koymadım da böyle çarpmasın diye. İyi yaptın. Diye. Çok güzel kokuyor. Gerçekten böyle vanilya özütü katarsın ya bir şeyin içine. İçine kondurulmuş. Bir tadına bak bakalım. Yarası. Çok güzel. Sıcak bile öldürmedi şu an beni. 3 siyer limon suyu koymuştuk. 1,5 siyer passion püresi koyuyoruz. Bayağı o zaman tatlı bir şey. Evet, tatlı tatlı. Tatlı, çiçeksi notalara sahip güzel bir şey. 1 siyer de vanilya şurubu koyuyoruz. Vanilyayı desteklemek için. Oo, bir de vanilya şurubu. Evet. Ve bunu shakelemek için buzlarımıza ekliyoruz. Bol buzla. Tam şuraya. Passion fruit'un kendisini kullanmıyor muyuz? Kullanacağız. Güzel bir garniş için. Taze passion fruit. Gerçekten buna bir şampanya patlatılırdı. Yanına da böyle servis edilirdi ama hepsini içmişim ben dün gece. Ah, nasıl içtin Bircan ya? Şimdi kokteylimiz hazır. Çok güzel oldu. Güzel bir köpüğü var. Garniş için. Biliyor musun? Taze içi de böyle oluyor. Buyurun gelin bakın. Bunu garniş yapalım. Maksat passion fruit'u değil tırnaklarımı göstermek de hadi. Hadi passion fruit de görünsün aradan. Reklam yapma Firuze. Oo, çok güzel oldu. Kokteylimiz hazır. Şimdi tadıyorum bu kokteyli. Bakalım mutlu edecek mi? Çok lezzetli. Uzun zamandır içtiğim en iyi kokteyllerden biri. En son kimin elinden kokteyl içtin ya sen? Cenkay'la Deniz'in elinden içtim. Ya sen en son zaten... Tamam ya işte. Tamam. Sıkıntıyı anladım ben arkadaşlar. Sen bir ara zaten tatildeydin. Evet. Hatırlıyor musun? Nerede o? Aynen bu. Evet burada. Evet beni şey yaptın çok... Aa, ben onu unutmuşum!
Seni. Ama kendimi affettirmek için kokteyl yaptım sana. Nasıl? Şu an kokteyl o kadar lezzetli ki gerçekten ne yapsam bu bilemiyorum. Bu konuyu tatlı tatlı kapatabiliriz. Sen benim nasıl canımı yaktın voodoo bebekleriyle? Arkamdan benim bebeğimi alıp beni evlilik programlarına çıkartmışsın hep. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu kokteylden sana tattırmıyorum dahi. Hem şampanyayı içtiğin hem de benim bebeğimin canını yakarak bana zarar vermeye çalıştığın için. O yüzden şimdi ama kendini at bu videodan. Beni burada bıraktınız gittiniz bu tatillere. Hayır, bu videodan at kendini. Derhal terk et burayı. Ben sakince kokteylimi içeyim. Hop be, yeter. Yapsın bu barmenler içkileri. Gitsinler arkadaş. Biz bize içelim.